Bazı filmler vizyona girmeden önce korsan video CD'leri piyasaya çıkıyor. Ve çok kötü kopyalar genellikle. Filmin gişesini etkiliyor mu bu durum? Etkilemez mi? Adı üzerinde korsan olan bir şey hiçbir yasal hakkı olmadan sizin emeğinizin üzerinden işte bedava para kazanma düşüncesidir. Bu dünyanın sorunu zaten. Sadece Türkiye'nin sorunu değil. Yani sadece sinema için de değil. Kitapçılık için de geçerli. Merchandising diye adlandırılan t-shirt için, kalem için, aklınıza gelebilecek her türlü yasal, lisanslı ürün için geçerli olan bir şey bu. Sinemacılıkta da var bu. Ben size örnek vereyim. Mayıs ayında, 19 Mayıs'ta yanılmıyorsam, Star Wars Amerika'da gösterime çıktı. Yaklaşık 10 gün sonra bütün Asya'da korsan VCD ve DVD'leri vardı. Ya, akıl alacak gibi değil. Şimdi biz de 1 Ekim'de çıktık. Aradaki zaman farkını düşünün. 5 ay bir zaman farkı vardı. Sanıyorum Bulgaristan'dan bize akın akın geldi ya da Asya'dan akın akın geldi. Şimdi bu ne oluyor? Şimdi filmi kötü kopya da olmuş olsa gören bir insan temadan bilgi sahibi oluyor. Heyecanını yitiriyor. Hatta bir anımı anlatayım. Tesadüf Kahpe Bizans'ın ikinci haftasıydı. İşte tenis aletleri almak için Sirkeci'ye gittiğimde DVD'lere bakarken biri yanaştı. Böyle bir pazarlanıyormuş. Bilmiyordum çünkü. İşte, abi DVD lazım mı dedi. Yok sağ ol bakıyorum dedi. Yok abi işte oynat şey lazım mı, CD'si lazım mı filan deyince Kahpe Bizans geldi aklıma. Çünkü bir şeye ulaşabilir miyim acaba filan diye. Çünkü bütün o tanıttığım için göbeğim çatlamış. Şey dedi yani iş üzerindeyim. İşte haftaya çarşamba gel vereyim dedi. Ya bundan daha utanç verici bir şey olabilir mi? Benim için çok acıydı bu. Evet daha sonradan hakikaten elimize geçti. 60 dakikalık bir şey çekebilmiş. Kafalar görünüyor. Öksürük sesleri. İkide bir pauza basmış. İşte ondan sonra stop yapmış filan. 60 dakikalık bir görüntü. Buna para veren insanda akıl yok bence yani. Evet bu anlamda zararımız çok. Siz almışsınız ama galiba. Hayır işte birileri getiriyor bize.